Alo? Alo Esra. Kimsin? Kendimi tanıtmam mı gerekiyor? Haris? İnan bana, adımı senden duyduktan sonra çok mutlu oldum. Annem bana çok iyi bir haber verdi. Bu yüzden dayanamadım. Bir şey söylesene. Hayır. Söylemek istemiyorsan bari beni tebrik et. Tebrik ederim. Vay canına. Ne kadar da itaatkarsın. Ben kızarsın sanmıştım aslında. Biraz işim var. Daha sonra konuşuruz. Bir dakika Esra. Annem bana düğün için evet dediğini söyledi. Bunu duyunca çok sevindim. Bak inan bana hayatında benden önce kimin olduğu umurumda değil. Gerçekten. Gerçekten. Düğüne birkaç gün kaldı. Açıkçası o günü iple çekiyorum. Annem beni çağırıyor, sonra konuşuruz. Baban bize açıkça söyledi. İki kızını da o eve gelin göndermek istemiyor. Neden şimdi teyzene öyle söyledin? Babamı ikna edebiliriz anneciğim. Hayatta kabul etmez. Bunca şeyden sonra nasıl kabul etsin? Ben de çok üzülüyorum zaten. Tam ablama iyi bir cevap verecektim. Ama beni bir anda durdurdun. Kızlarımın aşağılanmasına nasıl tahammül edebilirim? Sinirlenmekte çok haklısın. Ona hemen cevap verebilirdik. Ama bu uygun zaman değil. Nasıl yani? Ne sanıyorsun sen? Mimra ve ben bütün bunlardan dolayı çok mu mutluyuz sanıyorsun? Bugüne kadar hiç kimse bize böyle hakaret etmemiştir. Şazip karşımıza başka birini getirdi. Olup bitenlere rağmen eve geri dönmemiz çok sinir bozucu. Ve hala teyzeni mi tercih ediyorsun? Bunu yapmak zorundaydım anne. Çünkü bu hiç doğru zaman değil. Ne demek istiyorsun? O ne demek öyle? Tamam, anlatacağım. Teyzem buraya geldi. Eğer ona o eve gelin gitmeyeceğimizi söyleseydik ne olacaktı sanki? Ne yapacaktık? Şazip bize bir sürü hakaret etti. Bunu yanına mı bırakalım yani? Evet diyerek nasıl intikam alacağız? Saadet ablam ve Rıza bu konuyu çözmek istiyor. Ama Şazip özür dilemek için bizi bir kere bile aramadı. Hala onların lehine konuşuyorsun. Şazip bizim kontrolümüzde değilse ne olmuş? Bazen kralı yenmek için yardımcının desteği gerekebilir.
Ne demek istiyorsun? Bana açıkça söyle artık şunu. Rıza ve teyzemin kontrolü tamamen bizim elimizde. Biz ne dersek onu yapıyorlar. Onların sevgisini kullanıp bize yanlış yapıldığını tekrar tekrar belirtmeliyiz ki Nimra'ya yaptıkları için pişman olsunlar. Anlıyor musun beni? Buna hiç şüphe yok. Nimra'ya çok büyük ayıp ettiler. Evet. Şazip'ten intikam almanın tek yolu bu. Ailesine karşı gelmesini sağlamak. Ve iyi biliyorsun, teyzem buna asla tahammül edemez. O Şazip annesinin seçtiği kızla evlenmek zorunda. Başkasıyla değil. Anne, bunu yapmanın tek yolu bu. Doğru söylüyorsun. Ablam çok inatçıdır. Bir kere bir şeye hayır demişse, o zaman dünyada hiç kimse onun kararını değiştiremez. O zaman bırak. Sorun yok işte. Babamı bir kez olsun ikna et. Sana söylüyorum, asla kaybetmeyeceğiz. İntikamımızı ancak bu şekilde alabiliriz. Evet, seni anlıyorum. O eve gelin gidememeyi kabul edemiyorsun, biliyorum. Oraya hükmetmek istiyorsun. Ama babana bunu nasıl anlatacağım ben? Sana kaç kez artık beni aramamanı söyledim. O halde neden hala arıyorsun? Sana ne dedim Şazip? Artık seninle hiçbir bağımız kalmadı. Her şey bitti. Hiçbir şey senin sözünle bitmeyecek. Bir yanlış anlama oldu. Öyle olsa bile fark etmez. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Haris'le evlenmek için evet dedim. Böyle bir şey yapamazsın. Bunu çoktan yaptım Şazip. Bunu neden yapıyorsun? Ben sana ne yaptım? Ben her zaman sevgiye karşı saygıyı seçeceğim. Annene ve teyzene söyle. O karaktersiz kız sevgili oğlunu sonunda terk etti. Neden beni başkası için cezalandırıyorsun? Sana ne yaptım? Seni değil, kendimi cezalandırıyorum. Hala bir seçeneğin var. O kuzenin... Senden başkasını kabul etmeyeceğim. Hiç kimse umurumda değil. Duydun mu beni? Seni hep arayacağım. Kimse beni durduramaz İsra. Ve kapatmayacaksın. Alo. Alo. Telefonu bir süreliğine bırak bari. Ne garip ceza. Cezalısın ama telefonunu kullanabiliyorsun. Gizli gizli sevdiğinle konuşuyorsun. Bir şey mi lazım? Evet, sana haber vermek için buraya geldim. Bir saat önce baban sana aşağı gelmeni söyledi, değil mi? Eğer sevdiğinle sohbet etmek dışında zamanın varsa zahmet edip aşağı gel. Geliyordum yenge. Ben çağırmadan gelseydin o zaman. Yeni evli insanlar balayına gider, bense burada sizin aranızda haber taşımakla uğraşıyorum. Çabuk lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.